Dün akşam saat 18.00 sularında Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın yerin 350 metre aşağısında meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken, maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Maden ocağındaki patlama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amasra'ya ulaştı ve bölgede inceleme yaptı. Sabah saatlerinde can kaybının 28'e yükseldiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11.30 itibarıyla yeniden kameralar karşısına geçti. Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Kahraman madencilerimiz arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanede. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 şehidimizin kimliğini açıklamıştık. 14 şehidimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. Bir madenci için belirsizlik var. Bu çalışmaların başından itibaren ailelerle buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilere sabır versin, dedi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken 3 savcıya görevlendirme yapıldı.